Merhabalar. Şu şekilde bir suntam var. Kullanılmış eski. Bu şekilde bir yine kullanılmış bir kağıt var. Bu kağıda keseceğim modeli kafamda tasarlayıp çizeceğim ve daha sonra tahtaya geçireceğim. Nasıl bir şey yapacağım? Böyle değişik bir şey olsun istiyorum. Standardın dışında. Nasıl yapabiliriz? Şurayı şöyle yuvarlasak. Kenarlar çarpmasın kimseye. Bu şekilde desenleri çizeceğim. Tabii ki bu uçları yuvarlak yapacağım daha sonra da. Bu şekilde kenarını çizdim. Çizimimi bitireceğim. Bu şekilde çizimimi tamamladım. Sadece sap koymadım. Sap da ekleyeceğim. Ürünü keseceğim kenarlarını. Ürünü bu şekilde kesip hazırladım ve şurayı da bir şeyler yapacağım. Sap istiyorum. Sadece bu şekilde olsun istemiyorum. Hemen sapı hazırlayalım. Ya da şu şekilde beyaz kağıdım var. Şöyle koysam. Dur geliyorum. Şöyle bir sap mı yapsam acaba? Standart şöyle mi olsa acaba? Şöyle yapalım. O zaman bu kesimi iptal edeceğim. Buraya daha farklı bir kesim uygulayacağım. Çizerken ayarlayacağım onu da. Buradan hemen sapımın boyunu belirliyorum. Şuradan şöyle olsa yeterli. Hemen çizime geçelim. Şuradan elinde taşıyor. Tabii ki burası olmadı. Tepeyi hemen çeviriyorum. Kağıdı beğenmedim. Tekrar çizeceğim. Bu şekilde yarım çizdim. Bunu kesip diğer tarafında aynı kaplama yapacağım. Şekilde hazırladım. Bunu böyle çizip daha sonra şöyle çizip iki tarafta hazırlamış olduk. Hemen sunumumuzu çizimimize başlayalım. Şu şekilde evet düzgün bir yön bulmaya çalışıyorum. Şuradan başlayalım. Nasıl olsa her yerini keseceğiz. Şurada bitiriyorum ki buradan sonrasını başka bir kez çizim yapacağım. İsterseniz bantlayın kaymasını istemiyorsanız. Bu şekilde çizip devam edeceğim. Öyle yani canım. Bu şekilde yaklaştıralım. Çizdim. Buradan sonra hazırladığım kesimi buraya koyacağım. Ortalık bir şekilde ayarlamam lazım. Şu şekilde ayarladım. İsterseniz dediğim gibi bantlayabilirsiniz. Daha rahat çalışırsınız. Kayma derdi olmaz. Bu şekilde burayı da çizip bitireceğim. Sonra yönü ters çevireceğim. Hemen onu da göstereceğim. Burayı çizdik. Çizdik hemen. Burayı da şu şekilde
şöyle 0-0 bununki gibi hazırladım hemen. Siz yuvarlak şeyler de çizebilirsiniz. Keserken hafif yuvarlatabilirim. Batmasın diye. Çizimi bitirdim. Burası kaldı. Burayı da istediğim gibi biraz daha taşlandırıp yumurta şeklinde yuvarladım. Kesimim, çizimim hazır. Kıl testereyi hazırladım. Kıl testerenin ucuna bu şekilde düz kesen değil de yuvarlak uç taktım. Daha kalın oluyor yuvarlak uçlar. İnce uçlar çok hızlı kırılıyor. Bununla keseceğim. Bu şekilde kestim. Burayı matkapla deleceğim. Buraları da yavaş yavaş keseceğim. Kıl testereyle kesiyorum. Elinizde kesme makinesi varsa siz daha kolay kesersiniz. Bu şekilde buralarını da kestim. Buralarını da kesip bitirdikten sonra son halini de göstereceğim. Sonra zımparalayıp boyayacağız inşallah. Ürünümüzü tamamen kestim. Hazırladım sunum tahtamı. Bu şekilde sapıda. Buraya bir tane ortaya delik deleceğim. Şarjlı küçük voltajlı bir matkabım var. Şu şekilde tam ortaya deleceğim. Şu şekilde biraz deldim. Onu tamamen deleceğim. Deliğimizi deldik. Buradan ip geçirip farklı şeylerle şekilde süsleme yapacağız. Tahtamız hazır. Şu şekilde. Zımparalıktan sonra istediğiniz şekilde boyayıp cilalayabilirsiniz.